Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızda okutulan Peygamberimizin Hayatı dersimizin 2. dönem 1. yazı çalışma sorularını yapacağız. Kanalımızda 12. sınıflara ait diğer derslerimizin içeriklerinde bulabilirsiniz. Klasik sorularla başlayalım. İlk sorumuz. Cahiliyet dönemi özellikleri hakkında bilgi veriniz. Cahiliye kavramı genellikle Arapların İslam'dan önceki inanç, tutum, yaşayış ve davranışlarını İslami devirden ayırt etmek için kullanılmıştır. Cahiliye toplamlarında şirk ve batıl inançlar vardı. Alkol, kumar, faizcilik ve fuhuş gibi günahlar yaygındı. Güçlüler, zayıflar, ezer, toplum efendiler ve köleler olarak ikiye ayrılırdı. Kölelerin, kadın ve çocukların hiçbir hakkı yoktu. Kavimcilik ve kabilecilik vardı. Cahiliye ahlakı kab kabalık ve zorbalık üzerine kurulmuştu. Cahiliye dönemi inançlarının temelinde bir takım hurafeler vardır. Hurafeler din dışı alanlarda görülmekle birlikte dini konularda da yaygındı şeklinde özetleyebiliriz. İkinci sorumuz, İslam'ın cahiliye dönemindeki aile hayatı ile ilgili kaldırdığı yanlış ve adaletsiz uygulamalara örnekler veriniz. Mesela kadınlara mehir verilmesi, mirastan hak sahibi olmaları gibi birçok hüküm İslam'la birlikte gelmiştir, kadınlara hakları verilmiştir. Meşru olmayan evlilikler yasaklanmış. Bu tür evlilikleri nikah ile meşru hale getirmiştir. Cahiliye dönemindeki nikah çeşitliğini ortadan kaldırarak tek bir hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda evlilikte olduğu gibi boşanmanın şartları da belirlenmiştir diye örnekler verebiliriz. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice olan Aside Hatice ile istişaresine örnek veriniz. Peygamberimizin eşi olan Hazreti Hatice ile listişaresine örneklerimiz. Peygamberimiz Risalet yani peygamberlik gelmeden önceki dönemde Hazreti Hatice ile örnek bir aile hayatı sürdürmüş, aile bireylerine şefkat ve merhametle davranmış, kendisi ve ailesiyle ilgili konularda eşinin ve çocuklarının görüşlerine başvurmuştur. Onlarla istişare etmiş, kızlarının rızasını almadan onları asla evlendirmemiş. Bütün bu davranışlarıyla da insanlığa en güzel örnek olmuş. İslam dininin ticaret ile ilgili kurallarını açıklayınız. İslam dini faizi ve tefeciliği, satılan malı tekrar satmayı, pazarlık üzerine pazarlık yapmayı, malı ucuz almak için üreticinin pazar fiyatını öğrenmeden malını almayı, satın alma niyeti olmadan hal almadığı halde piyasayı yükseltmek amacıyla ve başkalarını kandırmak maksadıyla müşteri kızıştırmayı, mal stoklamayı, kara borsacılığı, piyasayı haksız bir şekilde manipüle etmeyi yasaklamıştır. Günümüzde yapılan ne kadar yanlışlık varsa İslamiyet bunu 1400 yıl önce aslında yasaklamıştı. Ancak tam iman etmeyen bazıları ne yapabiliyor? Bunları tekrar uygulayabiliyor. Peygamberimiz ekonomik hayatla ilgili işlerde de ümmetine her zaman örnek olmuş. Faizin, yağmacılığın, haksız kazançların, normal kabul edildiği toplumu zekat ve sadaka veren, yetimleri, muhtaçları gözeten, yardımlaşmakta yarışan bir topluma dönüştürmüştür. Peygamberimizin Medine ile birlikte toplumsal ve siyasal alandaki değişimleri yazınız. Peygamberimiz hicret ettikten sonra ilk olarak Medine'de yaşayan tüm kabileleri bir araya getiren Medine Sözleşmesi'ni düzenlemiştir. Bu sözleşmede toplumun fertleri hak ve menfaatlerde eşit kabul edilmiş, her ferdin can ve mal emniyeti güvence altına alınmış, cezanın suç işleyene ait olduğu, hiçbir suçlunun korunamayacağı bildirilmiştir. Böylelikle Medine Yasası'nın temeli atılmış, huzur ve güven içinde yeni bir toplum oluşturulmuştur. Müslümanlar Mescid-i Nebi ve etrafındaki binaları inşa ederek toplumsal yapılanmayı, sonrasında da siyasi, idari ve hukuki yapılanmayı gerçekleştirdiler. Ensar ile muhacir kardeş ilan edilerek İslam toplumunun temel olan birlik ruhu yerleştirilmiştir. Ayrıca Medine'nin bir bölümü olan Mescid-i Mescid Nebevi'nin Suffası hem ilmin mücadelenin hem de bilinçli bir toplum yapılanmasının önemli bir merkezi olmuştur. Ashab-ı Suffa'da yetişen sahabiler, İslam'ın ilim ve irfanını başka coğrafyalara ve geleceğe taşınmasına çok önemli görevler ifa ettiler. Peygamberimizin dini hüküm ve emirlerle başlatmış olduğu yapısal değişimler, başta adalet, liyakat, ahlaki değerler ve eğitimle devam etmiş. Kabileler tek bir çatı ve yeni bir kimlik altına toplanmıştır diye açıklayabiliriz. Test sorularıyla devam edelim. Mekke'de cahiliye döneminde yaşanan haksızlık ve zulüm bazı vicdan sahiplerini harekete geçirmiştir. İçlerinde peygamberimizin de bulunduğu bir grup Hulful Fudul adı verilen bir anlaşma yapmışlardır. Bundan sonra hiçbir Mekkelinin veya misafirin güçsüz ve yalnız olduğu için haksızlık görmesine izin verilmeyecektir. 40 yıl sonra bu anlaşmayı hatırlayan Peygamberimiz, o anlaşmayı Arapların en değerli mallarına değişmem demiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılmaz? Mekke'de toplumsal kargaşanın yaşandığı, evet varmış ki böyle bir anlaşma yapılmış değil mi? Mekke'de iç barış ve huzur, huzuru sağlam yönde çalışma yapıldığına, Efendim Hılfül Fudul sonrasında İslam dininin yayılmasının hız kazandığına, Hılfül Fudul'un peygamberimiz tarafından her zaman önemsendiğine, peygamberimizin her zaman mazlum ve mağdurların yanında yer aldığına, sevgili arkadaşlar burada bakın C şıkkımıza dikkat edin. Hılfül Fudul sonrasında İslam dininin yayılmasının hız kazandığına diyor ki peygamberimiz buraya gençliğinde üye olmuştur. Dolayısıyla 40 yaşında ancak peygamberlik geldi biliyorsunuz. Dolayısıyla Hılfül Fudul'dan sonra Belki biraz adalet sağlanmıştır, huzur sağlanmıştır ancak İslam dinin yayılmasına bir katkısı olmamıştır henüz. Peygamberimiz Bedir Savaşı'nda en yakın kuyuyu karargah yapmayı çevresindekilerle yaptığı istişare sonucu belirlemiş ve bir sahabenin teklifini kabul ederek karargah oraya kurmuştur. Uhud Savaşı'nda arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucunda kendi görüşüne aykırı olan Medine dışında meydan, meydan savaşı yapılması kararına da uymuştur. Bu bilgilerden hareketle peygamberimiz hakkında aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Bakalım hangisine ulaşacağız. İşlerini çevresindekilere danışarak yapmış mıdır? Evet, istişare deniyor buna. Farklı fikirlere saygı göstermiş midir? Evet. Çoğunluğun görüşüne tabi olmuş mudur? Evet. Dolayısıyla peygamberimizin üç görüşüne de ulaştığını söyleyebiliriz. İslamiyet öncesinde Araplar kabile idi. Kabile başkanının veya kahinlerin sihirbazların sözlerinin kanun kabul edildiği toplumsal model vardı. İslamiyet de istişareyle kararlar alınan, tüm bireylerin değerinin olduğu, güvenliğin sağlandığı, hukukun olduğu bir devlet modeli oluşmuştur. Buna göre Arap toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cahili anlaşının değişime uğradığı söylenebilir. Kabilecilikte şura anlayışına yer verilmediği tabii ki baskı zulüm vardı. Zamanla toplumda huzur ve istikrarın sağlandığı, evet, kabilecik anlaşma İslam döneminde de aynen korunduğu değerli arkadaşlar böyle bir şeye ulaşamayız. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin olmadığına da zaten şahidiz. Cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nda kadınlar develer gibi alınıp satılmışlardır. Oysa Peygamberimiz ilk vahyin korku ve heyecanını hanımı Hazreti Hatice'nin desteğiyle üzerinden atmış, Hudeybiye Anlaşması sonrası yaşadığı bir sıkıntıysa, Ümmü Seleme'nin fikrini alarak gidermiştir. Bunun, bunun yanı sıra rızalarını almadan kızlarını da evlendirmemiştir. Bu bilgiden hareketle Hz. Muhammed'in aile hayatı ile ilgili aşağıdaki yargıdan hangisine ulaşılamaz? Ailesine değer vermiştir. Ailede son kararı kendisi vermiştir. Sorunların çözümü için istişarede bulunmuştur. Cahili dönemin anlayışlarının dışına çıkmıştır. Evet ümmetine ve insanlığa örnek davranış oluşturmuştur. Sevgili arkadaşlar, burada peygamberimizin son kararı kendisinin değil, istişare ile aldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla peygamberimiz cahiliyedeki anlayışların dışına çıkarak istişare yöntemini benimsemiştir diye. Musab bin Umeyr Medine'de müminlerle el ele vererek imrenilecek bir gayret göstermiştir. Okuyor, okutuyor, namazları kıldırıyor, İslam anlatıyor davranışları ve konuşmalarıyla sevgi ve saygı topluyor. Her gün gönüllerin fethinde birkaç adım daha ilerliyordu. İslamiyetin Medine'de yayılmasında onun önemli bir yeri olmuştur. Verilen metinde Mus'ab bin Umeyr'in hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Öğreticiliği, sancaktarlığı, cömertliği, muhacirliği, savaşçılığı. Sevgili arkadaşlar burada Mus'ab bin Umeyr'in öğreticiliğinden bahsediyor ki Peygamberimizin Medine'ye gönderdiği ilk öğretmendir Musab bin Umeyr. Doğru yanlış sorularla devam edelim. Peygamberimiz cahiliye zihniyetinin temel özellikleri olan kabilecilik, kan davası, insan hakları ihlali, kazanç gibi anlayışları veda hutbesiyle insanlığın evrensel beyannamesiyle kaldırmıştır. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de gaybı sadece Allah'ın bildiği belirtilerek falcılık, astroloji ve kehanetçilik gibi uygulamaların batıl olduğu açıklanmıştır. Doğru. Dinimiz zinayı ve fuhşu yasaklamış ve inananları evliliğe ve aile kurmaya teşvik etmiştir. Doğru. Peygamberimiz hiçbir zaman hatalarından dolayı hanımlarını ve çocuklarını azarlamamıştır. Doğru. Peygamberimiz torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'e arkadaşlarıymış gibi davranmış, bazen torunları sırtında olduğu halde namazına devam etmiştir mübarek. Doğru. Peygamberimiz kendisine isaret görevi verilmeden önce başarılı bir ticaret hayatı sürdürmüş, Hazreti Hatice'nin kuzeyde Çam ve güneyde Yemen'de getirdiği mallarını Mekke'de satmıştır. Doğru. İslam'da asli ve tabi kazanç yolu helal, temiz ve meşru olmasıdır. Bu sebeple Peygamberimiz de ashabını her zaman ticarete üretmeye çalışmaya teşvik etmiştir. Doğru. Peygamberimiz Medine Sözleşmesi ile fertlere tanınan hak ve sorumlulukların yanında din ve vicdan hürriyetine belirin esasları başarıyla uygulamıştır. Hiçbir din mensubuna baskı ve zulüm yapmamıştır. Doğru. Peygamberimiz sosyal düzeni inşa ederken danışma kurumunu hayata geçirmiş, vahiy dışındaki konularda çevresindeki Müslümanların görüşlerini alarak istişare ile hareket etmiştir ki pek çok savaşı ne yaptı? Sahabelerinin görüşleri çerçevesinde gerçekleştirdi. Musab bin Umeyr, Bedir ve Uhud savaşlarında Müslümanların sancaktarlığını yapmıştır. Uhud Savaşı'nda şehit olmuştur. Mus'ab. Boşluk doldurma sorularımız var. Allah'ın indirdiği hükümleri ve bilgileri kabul etmemek, insanlar tarafından belirlenen ve bahya dayanmayan batıl hükümlere, düşünce ve sistemlere inanmaktır. Bu nedenle genellikle Arapların İslam'dan önceki dönemine cahiliye dönemi denir. Birinci kelimemizi buraya yazıyoruz. Allah'tan başka varlıklardan yardım alma gayesi güden, insanın kaderini değiştirme iddiası taşıyan, İnsanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü batıl inanç ve uygulamalara hurafe denilir. İkinci kelimemizi getiriyoruz. Üçüncü sorumuz. Suresinde ifadesini bulan tevhid inancıyla Allah'ın tek olduğu hiçbir şeye ihtiyacı bulunmayıp yaratılmış tüm varlıkların Allah'a muhtaç olduğu, hiçbir varlığın Allah'a eş, ortak ve denk olmadığı bildirilmiştir ki, Kulhu Allah ehad Allahu samet lem yelit <Sessizlik> ve lem yulet ve lem yekun küfven ahad sevgili arkadaşlar. İhlas suresidir. Buraya İhlas kelimesini yazıyoruz. Dinimiz üstünlüğün soyda ve kabilede değil, takvada olduğu vurgulanmıştır. Kabe'nin burada olması, bakımı, korunması ve dini ibadetlerini yerine getirmek üzere Mekke'ye ziyarete gelen hacılara hizmet etmek ve güvenliğini sağlamak da Mekke'nin önemini değil mi? Mekke'de bulunuyor çünkü Kabe. 5. bölümümüze de Mekke'yi getiriyoruz. 6. cümlemizde devam edelim. Çarşı ve pazarların düzenini sağlamak, ölçü ve tartıyı kontrol etmek, komşu haklarını gözetmeyenlere gerekli yaptırımı uygulamak ve toplumun huzurunu bozan her türlü hareketi denetlemekle görevli bir kurum varmış Peygamberimiz zamanında değerli arkadaşlar. Bu kurumun adı muhtesiplik. Tamam mı? 6. maddemizi oraya ekleyeceğiz. 7'ye geçelim. Birinci Akabe biatından sonra Medineli Müslümanların isteği üzerine Peygamber Efendimiz onlara öğretmen olarak gönderilen sahabe Mus'ab bin Umeyr'dir. Yüce Allah tevhid inancının son peygamberi Hazreti Muhammed ile insanlara merhameti, şefkati, güzel ahlakı yeniden öğretmiştir. Buraya Hazreti Muhammed yazıyoruz. Bağnazlık, aşırı taraftarlık, tutuculuk, körü körüne bağlılık demektir. Bu kelimemizin adı da değerlendir, taassuptur. Dokuz numaralı kelimemizi oraya yazacak taassup. Son cümlemiz, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Anlamına gelen, La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah. Cümlesinin içerdiği anlamak, kalp, kalp ile inanmak, bunu dil ile söylemek, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek tevhid inancının bir gereğidir. Yani Allah vardır, birdir, eşi benzeri yoktur. Evet sevgili arkadaşlar, böylece ikinci dönem birinci yazılı çalışma sorularımızın sonuna geldik. Kanalımızda siyer dersimizle ilgili üniteleri de bulabilirsiniz. Ayrıca 12. sınıf ait diğer derslerimizi de bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın inşallah. Bizi takibe devam edin birlikte başaralım. Hepinize derslerinize, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.